Bu video ya da tişörte çıktığıma bakmayın aslında cekette falan çıkıp da şöyle bir Önümü iliklemem gerekiyor da işte konsept belli. Çünkü bu videoda Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizisinden bahsedeceğim. Hop Murat bir dur bakalım. Kurtlar Vadisi ilk 97. Bakın ben öyle ilk 97 falan anlamam. Kurtlar Vadisi'nin geneline bakarım. Son dönemde Muro karakteriyle nasıl bir oluşumu güzellediğine de bakarım. Ondan sonra bir ortalama alıp bir bakalım ki a ezel çıkmış yukarıya. Bu hep böyledir. Örgütle oyun oynanmaz. Tabii ki Kurtlar Vadisi efsanesini de yaban atmıyoruz ama bu benim görüşüm. Siz de yorumlara ağzınız torba değil yazarsınız. Ama benim için Ezel sadece bir dizi değildir. Türk dizi sektörü için aşılamamış bir çıtadır. Aynı zamanda Tuncel Kurtiz gibi bir ustayı tanımayanlara tanıtan, belli entelektüel bir kesimden genele yayan bir yapımdır. Bence bu anlamda da çok değerlidir. Sana ne yapacağımı bir düşün önce. Kaldı ki dizi müziği konusunda da bambaşka bir seviyede olduğunu, dizinin yayınlanmasından 13 yıl geçmiş olmasına rağmen hala unutulmamış ve Galatasaray'da marş olmuş olmasıyla kanıtlamış bir diziden bahsediyorum. Adanmış hayatların umudu Hatta çok sonra çekilen dizilere de müzik konusunda ilham olmuş bir diziden. Onlarca ülkeye satıldı ve hatta birkaç ülkede de yeniden uyarlandı. Mesela Ermenistan'da Ezel uyarlanarak yeniden çekilmiş ama gelecek tepkilerden korktukları için dizinin Türkiye'den uyarlama olduğunu gizlemişler. Ya bunu biliyor muydunuz? Ezel Romanya, Rusya ve Meksika'da da uyarlanmış ve son olarak da Hindistan bakmış ki biz kendimiz yazınca çok saçma oluyoruz. Onlar da Günah adıyla Ezeli yeniden uyarlayıp Disney Plus'a satmışlar. Antara bu arada Ezel dizisi başyalı tam 15 sene olmuş. 15. Ne kadar eski geliyor kulağa değil mi? Ama şimdi size bir bilgi. Şu an hala devam eden Arka Sokaklar dizisinin Ezel'den tam 3 yıl önce başladığını biliyor muydunuz? Yok adam dizi Zümrüt Anka gibi küllerinden yeniden doğuyor. Hakikaten adamlar o zaman polis olsalardı şimdi emekliliklerine gün sayıyorlardı. Ama Ezel dizisinin yayınlandığı 2009 yılı öyle bir dönem ki. Yani dizi sektörünün tam ustalık dönemi. Adanalı, Kurtlar Vadisi, Yaprak Dökümü, Aşkı Memnu, Binbir Gece, Akasya Durağı, Geniş Aile. Zaten Ezel'le birlikte de yokuşun başına çıkmışız. Sonra sektörün motoru <laughs> diye böyle teklemeye başlamış. Egzozu patlata patlata arada efsaneler çıkartmışız muhtemelen muhteşem yüzyıl, M cezir ve içeride gibi. Kimse bana çukur demesin, bozuşmayalım durduk yere. Çukur deyince aklıma o tekerlek geliyor da içim dönüyor. Sen dur hele dur 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 dur. Lan oğlum girme şunun içine ya. Evet şimdi diziyi hiç izlemeyenler ya da izleyip de yeniden hatırlamak isteyenler için özetleyeceğim ama bazı sahneler kanalın eleştirel konseptinden nasibini alacak onun hiç kaçarı yok. Ya abi bunu da mı eleştirdin demeyin artık. Bu kanalın bir konsepti var ve bunu anlayın artık. Yani bu şey gibi oluyor golcü adam gol atınca abi bunu da mı attın demek gibi. Yani orta güzel gelince atıyoruz. O zaman başlayalım. Ezel. Yemin ediyorum yeni denizleyince şu introya bile nasıl heyecan yaptım ha. Neyse dizimiz Kıbrıs'ta geçmişi hatırlayan ana karakterimiz Ezel'le başlıyor ama esas konuyu daha net anlamak için tam da o geçmişten başlamamız lazım. Şimdi bu karakterimiz dünyanın en saf karakteri. Annesi, erkek kardeşi ve sarı yağmurluklu balıkçı amca felsefesi yapan babasıyla yine her dizimizde olduğu gibi boğaz manzaralı fakir evinde kalıyorlar. Allah katında kumar Haram. Bunlar da onun arkadaşları. Bu kız da dolandırıcı babasıyla küçüklükten beri insanları dolandıran ama ardından annesinin ölümüyle Lösemi kardeşini dolandırıcı babasıyla terk edip teyzesinin yanına kaçan bir kız. Sakın hayatta gerçek yüzünü kimseye göstermeyin. Tabii kızımız plazada çalışmıyor, evrakları döküp tanışsın. Teyzesinin oturduğu mahallede pazara gidip elmaları dökerek erkeğimizle tanışıyor ve birbirlerine inanılmaz derecede aşık oluyorlar. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Kötü kariyer yönetimi konusunda Türkiye'nin bir numarası hayalet sevgili miremdir. Heh iki numara da bu oyuncumuz. Ne diyorsun lan sen Cengiz? Yok ben anlatıyorum işte. Yani ezel gibi bir dizinin neredeyse bütün bölümlerinde oynamış. Ünün kapısı böyle sonuna kadar açılmış ama oradan böyle tek adımını sokup Öbür ayağını öbür tarafta unutmuş bir arkadaşımız. Yani ne oldu koca sektör Kenan İmirzeloğlu'nun istepnesi gibi mi gördü adamı? Neyse devam edelim. İşte bu esas olan çok lüks bir restoranda bütün müşterilerin gördüğü bir konumda çatıya yuva yapmış leylek gibi kızı romantik bir akşam yemeğine çıkarıp orada battaniye altında vingir dedikten sonra günü geliyor ve askere gidiyor. Esas kızımızın babası da çıka gelip diyor ki son bir vurgun daha yapalım ve bu oğlanı da yem yapalım. Şehirli Serdar usulü tavada alık. Tabii kız oğlana aşık diyor olmaz. Ama baba, kardeşin hasta, az bir ömrü kaldı, tedavi olması lazım deyince kabul ediyor ve çok aşık olduğu Ömer'e en yakın arkadaşlarıyla birlikte bir kumpas kuruyor. Planda şu, kumarhanede çalışan hem de en yakın arkadaşının sevgilisinde gözü olan bu karakter çalıştığı kumarhaneden içeri girmenin anahtarı olacak, kaportacı olan ama tek hayali 25 metrelik bir yat olan arkadaş güvenliği vuracak, Eyşan da içeriden çalınan paralarla kız kardeşini iyileştirecek, tek isteği Eyşan'la evlenmek olan Esas'ı olan da hani bana hani bana diyecek. Seni hiç unutmayacağım Ömer. Peki be insan evladı. Madem kardeşin hiçbir suçu olmayan aşık olduğun adamdan daha değerliydi de niye ufacık kıza dolandırıcı ve ay yaş babanla tek başına bırakıp kaçtın diyeceğim ama bırakılan kızın da umrunda değil ki. Durumu toparlayayım seni de alacağım. 2009 kasa polyanlamız yıllar sonra ablam ablam diye geliyor yanına. Neyse şimdi dizide 1997 yılında yapılan o soyguna gelelim. Önce soygunda kullanacakları silah esas oğlana tutturuyorlar ve parmak izinin üzerine geçirip bir güvenliğe selamun aleyküm <laughs> ya cüzdanı içeride unutuyorduk da diyerek içeri giriyorlar. Ve güvenliği de öldürüp çuval çuval paralarla dışarı çıkıyorlar. Peki şimdi bir dakika çuval çuval paraların olduğu kumarhaneyi de tek bir tane göbekli güvenlik görevlisi mi koruyormuş? Derseniz onu şey yapmayın şimdi olur o kadar. Yani i̇şte o paralar da tuvalet terliği gibi böyle kapıda hazır duruyorsa demek. Hemen paraları da alıp çıkışta da silahla montu çöp tenekesine atıp kaçıyorlar. Ve o akşamda da Eyşan Ömer'i arkadaşlarından uzak tutmak için kendine biraz fazla yakın tutunca hamile kalmıyor mu? Sabahında da bam diye kapıyı kırıp oğlanın kafasına copu geçirmiyorlar mı? Şimdi bu duralım tekrar bir duralım. Daha oğlanın geceden kalma teli kurumadı. Ne ara parmak izi testi ve başkasının da giymiş olduğu montun üzerindeki DNA testi sonuçları çıktı da. Daha önce hiçbir sabıka kaydı olmayan bu adamı buldunuz. Be anam babam derken akla başka bir şey daha geliyor. Bu adamın parmak izi silahın tetiğinde değildi ki. Namlusundaydı. Eee şimdi... O da olur ama olur o da olur. Olur. Öyle olur. Olmuyor mu öyle? Yani en azından şimdiki dizilerdeki gibi sokulmuş bıçağı çıkardığı için hapse girmiyor karakterler. Ne yaptın sen? Ben yapmadım. Bir de arada 15 sene var ha. Neyse işte tetikte değil de silahın namlusunda parmak izi olduğu için. Bir de kız arkadaşı da mahkemede çok zengin olacağım dedi bana dediği için ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor bu adam. Göreceksin dedi çok zengin olacağım. İşte bu esnada onu satan arkadaşları da kumarhaneden çalınan paralarla bu oteli kuruyorlar. Ve bu oteli kuracak kadar parayı da yine göbekli bir güvenlik görevlisi koruyordu öyle mi? Ya tamam tekrar yapma bana. Bak bu diziyi kendimden bile korurum ha. Yani benim ezel fanlığımı sorgulatmayın bana şimdi. Peki biri kurup yer, biri kaportacı öbürü de onların yanındaki kız olarak. Bu oteli bunlar nasıl kurdu diye bir Allah'ın kulu sorgulamıyorum Allah aşkına. Sen önce bir o eli bir indir bakayım sen ezeli ağzını alırken o eli bir indir. Bu ezelsever Murat Soner'le eleştirme Murat Soner'in kavgasını daha çok izlersiniz bu videoda. Evet yani namsın adamlar o zaman bitcoin vardı da ona mı yatırmadılar? Tamam şimdi bitcoin var ama yatırım yapmak için o kadar paranızın olmasına hiç gerek yok. Hatta hiç paranız olmasa bile bitcoin alabiliyorsunuz. Çünkü Bitlo'ya üye olan herkes anında 1000 TL bonus kazanıyor. Bitlo'ya üye olarak 180'e aşkın kripto para paritesinde 7 gün boyunca dilediğiniz gibi işlem yapabiliyorsunuz. 7 günün sonunda kazancınız varsa sizin oluyor. Eğer zararınız varsa onu da Bitlo karşılıyor. Eğer 7 gün içerisinde 10 arkadaşınızı Bitlo'ya da davet ederseniz 1000 TL tamamen sizin oluyor. Ya herkes bir bitcoin diyor da nasıl oluyor o işler? Diyenler için kripto dünyasını deneyimlemek adına bence iyi bir fırsat. O yüzden videonun açıklama kısmına bir link bıraktım. O link üzerinden Bitdo'ya giderek Murat koduyla üye olabilir ve 1000 TL'lik bonusunuzu alabilirsiniz. Bu arada Bitdo'da sadece kripto paralar değil fiziksel karşılığı olan gümüş ve altın tokenları da var. Hem de alım satımda çok düşük makas aralığıyla piyasadan çok daha uygun koşullarla 7 gün 24 saat işlem yapabiliyorsunuz. Ayrıca koyunlar hakkında çok bir bilginiz yoksa sepet tokenlara yatırım yapabiliyor ya da diğer kullanıcıların portföylerini de alabiliyorsunuz. Dediğim gibi Bitdo'ya giden link açıklama kısmında. Dönelim diziye. Bu arada unutmadan esas kızımız da sevgilisi hapse girdikten sonra anca oturunca aynı boyda olduğu sevgilisinin en yakın arkadaşı ile evleniyor. Sen aslında pek bir aşıksın bana. Bu arada dizi televizyonda yayınlanırken de aynısını söylediğimi hatırlıyorum. Ezel şu kızı bırakıp da bu kıza nasıl İşte Nasıl görünüyorum? Yakışıklı, zengin, beşik. Neyse, esas karakterimiz hapishanede çalınan paraların yerini söylemesi için şiddete uğrarken gelmiş geçmiş en efsane dizi karakteriyle yolu kesişiyor. Ramiz Kareski ile. Ben onu iyi ederim. Ve başrolümüz Ömer, Ramiz Dayı'dan yıllarca hayat dersi alıyor ve bir gün hapishanede bir isyan çıktığı vakit gardiyanlardan biri yine paraların yerini sormak için başlıyor Ömer'in suratını çizmeye. O kargaşada gardiyan ölüyor ve Ömer de hastaneye kaldırılıyor. Ramiz dayı da içeride ölen başka birini Ömer diye yutturup hastaneyde. de bir şekil ayarlayınca Ömer serbest kalıyor. Biri gireceği ile İsmail oldu sana Ömer. Ve karakterimiz 5 gün sonra bir başka hastaneye gidip estetik ameliyat oluyor. Bir ay sonra da yüzündeki bandajlarla tutan kamonun mumyası gibi otururken görüyoruz kendisini. He işte demek ki yaraları tam iyileşmedi, dikişler falan. Yo aslında tamamen iyileşmiş. Şimdi açabilirsiniz gözlerinizi. Morluklar var tabi ama... Valla sadece artistik olsun diye öyle tutmuşlar. Bandajlar açılınca da diyorsunuz ki ya bu adamın yüzü bir gecede iyileşmedi ya. Niye böyle oturuyordu bu adam o zaman derken artık Ömer taburcu olmakta kalmayıp bir de ezel oluyor. Bir zamanlar Ömer diye bir adam vardı. Onun elinden her şeyini aldılar. Yani geçmişi evveliyatı olmayan manasında. Zaten dizinin çok güzel ayrıntıları vardır. Hele bir edebi dili vardır ki diziyi komple izlediğinizde neredeyse bir kitabın tamamını okumuş kadar hissedersiniz kendinizi. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Çünkü Ezel dizisi alışıla gelmişin dışında sadece esas kız esas oğlan'a değil bütün karakterlere odaklanır. Hepsinin geçmişten gelen bir hikayesi vardır. Ya işte dayının biri demez, geçmişini anlatır. Yaverin biri öylesine bir yardımcı sadece bir arkadaş demez. Hepsinin geçmişini anlatır. Hatta başrollerden biri olmasına rağmen neden bu kadar kötü olduğunu dizinin sadece son bölümünde anlatırlar. İftar aldım, odam nerede ha? Cenk mi aldı diyorum? Yani Türk televizyon tarihinin en karakter derinliğine sahip dizisidir Ezel. Ama bu bir aşk ve intikam meselesi tabi. O yüzden karakterimiz, Eyşan'ın ponçik kız kardeşini kendisine aşık ediyor. Sen Yağmur'u sevenlerden misin? Yağmur'dan da kaşanlardan. Ama madem yerli dizi tarihinin enlerinden bahsediyoruz, heh bu kız da dizi tarihimizin <laughs> en ponçik karakteridir. Evet Ezer Bey. Şimdi sizi tanıyalım biraz bakalım. Hatta film sektöründe de Ayşecik bu kızın getir götürünü yapar öyle söyleyeyim. Örnekleriyle anlatalım. Bakın bu kız bir maskeli baloda öskürürken bayılıyor ve Ezel onun için bir helikopter çağırıyor. Ve kız Kıbrıs'tan İstanbul'a helikopterle götürülüyor. O da gözünü açar açmaz mıncırı mıncırı şakalar yapıp bir de daha dün tanıştığı adama yürüyor. Sarıma takılmazsanız ben şimdi de dans edebilirim. Tam evde mangal yapacaklar. Adamı alıp sokak köftesi yemeye götürüp bir de bakalım beni tutacak mısın?'' deyip denize doğru hallediyor. <laughs> ya kıza öleceksin diyorlar, yine gülüyor. Hatta inanmazsınız, iki el silah sesinin duyulduğu yerde beyaz elbisesiyle yine güle güle yürürken iki kere karnından vuruluyor, bir kere de kafasından headshot yiyor ama yine gülüyor. Ama o sahnenin en efsane kısmı kafasından vurulmuş olmasına rağmen hala gülen karakter mi? Yoksa kafasından vurulmuş olan karakteri görüp bir şey yok bir şey yok diyen <laughs> başka bir karakter mi? Yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Aa tamam hepimiz duygulanmadık mı o sahnede? Duygulandık. Diyeceğim de hepimiz duygulanmadık ya. Hatta o dönemde bu kızın ponçikliğine dayanamayıp ölmesine sevinenler bile olmuştu ki zaten YouTube'daki bölümün altında da benzer yorumlar var. Neyse işte ama sonuç olarak artık Ezel olan Ömer hayatını mahveden arkadaşlarından intikamını almak için kurdukları otele gidip iş yerine girerek onlardan intikam almaya çalışıyor. Benim adım Ezel. Buraya intikam almaya geldim. Bu arada Ezeli izleyince eski günleri tekrar hatırladım. Eskiden bunun gibi öyle özel diziler vardı ki. işten çıkıp eve izlemeye giderken özel bir şeyler alır da giderdik. Resmen izlediğimiz dizinin yeni bölümünün yayınlanmasını kutlardık. Aa kutlama deyince de akla Viyanetta gelirdi. Neredeyse çocukluğumdan beri. Ama bakın şimdi de Viyanetta City kadıyla çubuk formuyla yapmışlar. E şimdi bir kutlamamız yok mu? Bak nasıl eskiye gittim birden. Tabi daha sonra olaylar ve dizinin reytingi öyle bir ilerliyor ki Türkiye'nin önemli oyuncuları da bir bir kadroya katılmaya başlıyorlar. Onlardan biri Kıvanç Tatlıtuğ, bir diğeri de Haluk Bilginer. Cevap vermeyince anla. Hatta Haluk Bilginer'in de olduğu bir sahne vardır ki Ramiz dayı ve Ezel alt katta ateş etmeye başlarken üst katta üste doğru baktıkları sahnedir. Ve bu sahne çok önemli bir karakterin vurulduğu sahne olduğu için ağır ağır demlene demlene verilmiş ve tam tamına 4,5 dakika sürmüştür. Bu sahnede figüranlar sadece beyaz gömleklerinden vurulmuş, ortada iskele babası gibi duran bu arkadaşa tek bir kurşun bile isabet etmemiştir. Niye ölmüyorsun? Temiz çekil. Ve daha sonra koskoca Ramiz dayı karakteri bir bankta ölürken tam arkada birisi ağaca işemektedir ve tam da o esnada karakterlerimiz dönüp adamın işediği yere doğru bakarlar. Onlar mı bekliyorlar yoksa beni yani? Tamam bu bir çekim hatası ve şu ana kadar bahsettiklerimde arada da kalan cilveler diyelim. Hatta şu ana kadar kanalda anlattığım 300 küsür tane dizi bu dizinin elini öpmek için sıraya dizisin öyle diyeyim. Ama bu dizide de öyle bir sahne var ki anlamışsınızdır artık. Ezel dizisini çok seven birisi olarak söylüyorum. Gelmiş geçmiş en saçma sahnelerden birisi sanırım. Yani doğruya doğru. Şimdi Cengiz karakteri Ezeli öldürmek için bir kiralık katil şirketi tutuyor. Bu şirketin en büyük özelliği de kurbanlarını kaza süsüyle öldürmesi. Ve şimdi size bu şirketin Ezeli öldürmek için kurduğu düzeni anlatıyorum. Ezel ve Şebnem karakterleri bir kafede otururken bir tane görme engelli teyzemiz karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Ezel de onu görüp teyzeyi karşıdan karşıya geçiriyor. Derken eh diyorsunuz araba çarpacak herhalde ama yok hakikaten geçiyorlar. Ve teyze elini cebine atıyor. Aha diyorsunuz teyze şimdi ezeli vuracak. Ama yok. Bir ilaç şişesi çıkıyor. Teyze diyor ki tansiyonum düştü de bana ilaç verir misin? Aha diyorsun şimdi ilaç patlayacak. Yok. Onu da veriyor. Ya bir dakika bu son durak filmi değil mi ya? Evet oradan esinlenmiş de olay neymiş? Meğerse kiralık katil şirketi Ezil'in teyzenin boşalan ilaç şişesini alıp çöpe atacağını tahmin etmiş. Ve en yakındaki çöp konteynerına doğru damacanayla Damacanayla su döküp bir de o suya elektrik verdirtiyor. Ezelde o çöp konteynerine doğru yavaş yavaş yaklaşıp şişeyi yere atıyor. Peki kurban olduğum madem adam şişeyi yere atacaktı da konteynere kadar niye gitti o zaman derken yere atılan cam şişe 19'luk damacanadan gelen elektrikli suya değince puf diye patlamıyor mu? Ezel de şak diye bunu kimin yaptığını anlamıyor mu? Ezel dur. Evet, evet. De bu dizinin efsane bir dizi olduğunu değiştirmiyor değil mi? Değiştirmiyor tabii ama herkesin içinde kalan bir konu var ki bu adam onu hapse attıran bir de üstüne sevgilisiyle evlenen en yakın arkadaşını dizinin sonunda affediyor. Peki affedilen adam ne yapıyor? Gidip en yakın arkadaşının sevgilisi sonra karısı ve daha sonra tekrar eski arkadaşının sevgilisi olan kıza tecavüz edip delil olarak donunu yatağın altına koyuyor böyle o yatakta her yastığınızda beni düşünürsünüz. Ama daha sonra dediğim gibi yine geçmişe gidip bu karakterin neden bu kadar kötü olduğunu anlıyoruz. Her gün bekledim gelip almanızı. Kimsesiz diyorlardı okulda. Dizinin sonunu hiç anlatmayacağım tabii ki hiç izlemeyenler için ama. Dizinin sonunda bu çocuğun büyümüş halinin bu olduğunu söyleyeyim de şok olmayın özetli karakter ve senaryo derinliği ne demek onu gösteren en son örneklerden birisiydi bu dizi. Dizi sektörünü kanserli bir hücre gibi yavaş yavaş öldüren bir psikiyatrist sektöre girmeden öncesi Ezel benim televizyonda ilk bölümünden son bölümüne kadar izlediğim 2-3 diziden biriydi. Ve normalde izlediğim herhangi bir diziyi sonradan açıp bir daha asla izlemem biliyor musunuz? Ama şimdi bu videoyu yapmak için Ezel'e tekrar başladığında sonuna kadar izlemek istedim ya. Ha bu arada hiç Ezel'in keşke devamı gelse falan demeyin. Ne olur bırakın böyle hatırlayalım. Ama derseniz ki bir daha böylesi gelir mi? Sektör şu anda o kadar hasta ki bir daha iyileşmeyeceği o günlere dönemeyeceğimiz de belli. Artık ne şarkılar eskisi gibi ne de diziler tüket. Üretmek en kolayı. Üreteni kim sever? Ha bu arada videonun ortalarında bahsettiğim Bitdo'nun 1000 TL'lik bonus kampanyasından faydalanmayı da unutmayın. İndirme linki ve ayrıntıları açıklama kısmına yazdım.